Herkese merhaba, Lingua Mate'e hoş geldiniz. Benim ismim Merve ve size her hafta İngilizce öğretmeye devam ediyorum. Bu hafta sizlerle İngilizce'deki shops and shopping konusuna gireceğiz. Yani dükkanlar, mağazaların İngilizcelerini, buralardan neler alabiliriz, ayrıca alışveriş yaparken ihtiyacımız olacak ifadeleri, diyalog türünü öğreneceğiz. Arkadaşlar hemen shops dediğimiz dükkanlar, mağazalardan başlayalım. İlla ki yemek yiyeceğiz, karnımız doysun ve butcher'a gideceğiz arkadaşlar. Butcher. Butcher genelde öğrencilerimizin yanlış telaffuz ettiği bir kelimedir. Butcher diye söyleyesi gelir ve doğal çünkü genelde orada bir A sesi çıkarmak isteyebilirsiniz ama arkadaşlar maalesef butcher diyeceğiz. Butcher. Okay? Butcher is where you can buy meat or chicken or any type of meat actually. Yani oradan tavuktur, ettir aldığımız kasap. Post office. Post office arkadaşlar. Postaya benzediği için belki PTT olduğunu çıkarabiliriz. Genelde her ülkenin bir tane public, devlete ait olan bir kurumu olur. PTT gibi. Ve burada you can send shipment, you can send a letter or document. Generally you can take cash or you can send cash to someone. Değil mi? Bunlar genelde yapabileceğimiz şeyler. Supermarket. Supermarket. Süpermarket değil. Supermarket arkadaşlar. Supermarket is where you can buy everything. Bread, meat, drinks, nuts, vegetables, fruit. Değil mi? İstediğimiz her şeyi bulabileceğimiz yerler. Market is smaller. Market dediğimiz daha böyle küçük versiyonlardır. Süper değiller. Değil mi? Okay, diyenarımız bookshop. Bookshop. Arkadaşlar, this is where you can buy books or magazines or some small gifts maybe. Baker ya da bakery diye görebilirsiniz arkadaşlar. Is where you can buy fresh bread, cake, maybe some sweets. Baker. Bake, pişirmek, kek yapmak anlamında. Bake, kek yapmak için de kullanılan bir fiildir. Baker arkadaşlar, fırın. Pastane olarak çevirebiliriz. AVM'nin mall diye bilinen genel bir İngilizce karşılığı var ama department store da karşınıza çıkarsa dumur olmayın. Department store arkadaşlar mall şeklinde very big shopping center olarak da görebilirsiniz. Department store. Yine burada değil mi? Bir sürü katlar katlar vesaire olur ve içinde her şeyi bulabilirsiniz. Department store demişken gelin katları da öğrenelim. Genelde en alt kat arkadaşlar basement'dır. Basement yani ah. Yine Türkçesi gitti ama burada yazıyor. Genelde burada böyle electricals ya da small shops olur arkadaşlar. Usually for food maybe in the basement. Onun bir üstü ground floor zemin kattır arkadaşlar. Genelde girişte ground floor. Ground'un zaten yer anlamı da vardır. Ground floor. Burada da genelde beauty shops, güzellik shopslar olur. Bundan sonrasında first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor diye ilerler. First floor'da genelde women's clothes olur. Onun bir üstünde men's clothes or children clothes olur. Third floor'da genelde furniture olur, mobilya. En üstte de genelde restaurants olur arkadaşlar. Genelde department store ya da mall ya da shopping center'lar bu şekilde dizayn edilir ki paramızı harcasınlar. Chemist. Chemist arkadaşlar, chemist diye çok yanlış edilen telaffuz chemist'tir ama chemist değildir o nedir? Chemist. Chemist. Pharmacy diye de Amerika'da ya da Avrupa'da pharmacy diye görebilirsiniz eczaneyi. Chemist genelde İngiltere'de tercih edilir. News agent. News agent is where you can buy newspapers or magazines or cigarette or small fast food things. Değil mi? News agent, büfe, gazete bayisi diye. Gazete bayisi olarak artık en azından Türkiye'de yok. O yüzden büfe
İşte tam da İngilizce'de onun karşılığı news agent. Ve genelde böyle hani girip hediye aldığımız yerlerde arkadaşlar gift shop diyoruz. Gift shop. Okay? Where we can buy gifts or presents for our loved ones. Şimdi arkadaşlar bu verdiğim ifadeler dükkan olarak kullanılıyor ya, meslek olarak da kullanılıyor. Bu verdiğim ifadelerden butcher, chemist, news agent ve baker mesleği yapan kişi için de söyler. Mesela baker işte oradaki fırıncı, news agent büfeci, chemist eczacı, butcher da kasap olarak kasaba kişiye verilen addır. Yani bunlar hem meslek hem de dükkanın adı. Peki bir AVM'ye girdiğinizde, bir dükkana girdiğinizde genelde gördüğünüz belli işaretler vardır. Yurt dışında bir AVM'ye girdiğinizde open, close, açık, kapalı işaretini görebilirsiniz kapıda. İçeri girdin artık bir şeyler alacaksın. Genelde ödeme noktası için cash desk ya da cashier yazar arkadaşlar. Altında da please pay here diye görürseniz, lütfen burada ödeyin diye görürseniz şaşırmayın. Demek ki oraya gidip orada ödeyeceğiz. Kapıların üzerinde de belki aşina olmuşsunuzdur. Push, itmek, pull, çekmek arkadaşlar. Peki, temel ifadeleri öğrendik. Bir dükkana gittik. Bahsetmediğimiz dükkan ya da shops, mağazaların isimlerini aşağıya yazabilirsiniz. Ha, genelde işte ayakkabı dükkanı, shoe shop, kıyafet yeri. Mesela bütün kıyafet yerlerine de clothes shop şeklinde de kullanabilirsiniz. Peki alırken, bir şey alırken genelde kullandığımız bir format vardır. Şimdi size ideal bir diyalog vereceğim ki siz de bu şekilde bir şey, herhangi bir şey almak istediğinizde paniklemeyin. Öncelikle satıcı muhtemelen size yaklaşır ve "Can I help you? Can I help you? Size yardımcı olabilir miyim?" diye ifade kullanır. Mesela kıyafet denemek istiyorsanız arkadaşlar kullandığımız temel bir ifade vardır. Sakın unutmayın. Çünkü genelde kıyafet, ayakkabı hepsinde kullanabiliriz. Try on ifadesi. Biz de deriz ki "Can I try this shirt on? Can I try this shirt on?" Yani bu şörtü bir deneyebilir miyim? Ya da "Daha büyüğü var mı?" Genelde ihtiyacımız ya da "Daha küçüğü var mı?" boyutunu, hani size'ını sorarken ne diyeceğiz? "Have you got a bigger size?" or "Have you got a smaller size?" or "Have you got another color?" or "Have you got red color?" gibi "Have you got" deyip istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. O da "Yes, of course, let me bring it." Hani "Sana getireyim, tabii ki var" diyebilir. Ya da "No, sorry, that's the last one" diyebilir. "O sonuncusuydu" diyebilir. Sen de almak istiyorsan, "Okay, I'll take it." Alacağım. "I'll take it" ya da "I'll buy it" diyebilirsin. Fiyatını bilmiyorsan herhangi bir şeyin "How much does it cost? How much does it cost?" fiyatı ne kadar? Ne kadara mal olacak bana? O da fiyatı söyler sana mesela $22, $9.99 gibi fiyatını söyler. Fiyatlarda dikkat edin. Virgülden sonrası için genelde bir şey demenize gerek yoktur. Büyük kısımdan sonra hemen dolar mı, euro mu, Turkish lirası mı onu söylersin. Mesela 1.99 olsun. 1.99 dersen yeter. Cents diye, hani bizdeki kuruş mantığında cent bozukluk anlamında diyebilirsin ama hiç gerek yoktur. 1.99 bitti. Mesela 7.89 olsun, dolar olsun. $7.89. Turkish lira diyelim mesela. 150.80 olsun. 150 Turkish liras 80 diye küçüklüğü söylerken fark ettiyseniz ne yapıyoruz? Sadece rakamı söylüyoruz. Önce büyük sayı, sonra birimi, euro mu, dolar mı, Turkish liras mı, sonra da kuruşlukları hiçbir şey eklemeden rakam olarak söylüyoruz. Bu da fiyat söylemeyi de unutmayın çünkü genelde belki size sorulacak ya da sorduğunuzda fiyatı anlamak için muhakkak rakamları ve fiyatları öğrenmemiz lazım. Peki ödeme şeklini soracaksınız. Mesela "I'll pay in cash" diye söyleyebilirsiniz. Nakit ödeyeceğim. "I'll pay in cash." Ya da kredi kartıyla ödeyeceksen "Can I pay by credit card? Can I pay by credit card?" Dikkat edin, kredi kartıyla "by" kullanıyorum, cash'ten önce "in" kullanıyorum. Bu önemli. "By credit card, in cash." O da diyor ki "Of course." Mesela "Credit card or debit card?" Kredi kartı mı yoksa nakit para kartı mı?
ödedin, artık alışveriş işlemi bitti ve ne diyor sana? Here is your receipt and the product diyebilir. Hani burada faturanız receipt, received değil, dikkat edin. Receipt, ayrıca your product, ürününüz. Genelde artık poşetleri ödediğimiz için would you like a bag? Would you like a carrier bag? Yani taşımak için bir çanta anlamında carrier bag ya da sadece bag duyabilirsiniz arkadaşlar. Sen de no, I don't need it ya da yes please diye bag istediğini vurgulayabilirsin. Eğer o sana sormadıysa can I have a bag please diye de isteyebilirsin. Can I have a bag? Okay arkadaşlar, temel alışveriş ifadelerini ve dükkan isimlerini bugün öğrendiniz. Aklınıza gelen başka ifadeleri yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. A1 ve A2 seviyesindeki temel İngilizce kursumuzu görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Stay sweet. Bye.